İstanbul Air Show'da şu an Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün standındayız ve yanımızda Sivil Havacılık Genel Müdürü Profesör Doktor Kemal Yüksek var. Kemal Hocam, öncelikli olarak çok teşekkürler bize bu röportaj imkanını verdiğiniz için. Ben salgında çok ciddi bir türbülans yaşadı tüm dünya havacılığı. Fakat arkasından da hızlı toparlanma emareleri var. Türk Sivil Havacılığı, yeni kurulan şirketler, salgın sonrası alınan tedbirler, biraz bize Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü penceresinden neler oluyor, ne görüyorsunuz anlatır mısınız? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii hepimizin yaşadığı bir zor süreç oldu. Bu zor süreç bütün sektörleri etkilediği gibi en çok Türk Sivil Havacılığı'nı da etkiledi. Tüm sivil havacılık kurumlarını da büyük ölçüde etkiledi. Fakat burada önemli olan sürdürülebilirliği temin etmekti. Bizler de Türk Sivil Havacılığı olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak burada pandeminin hemen başında özellikle tedbirler konusunda, havaalanlarından başlayarak uçak içi tedbirler noktasında da önlemleri çok kısa sürede aldık. Bunları hayata geçirdik. Burada tabii esas amacımız salgının yayılmasını engellemekle beraber hareketliliği de temin etmekti. Sektörü ayakta tutmak tabii ki. Ayakta tutmaktı. Kurumları ayakta tutmaktı. Tabii burada hem moralmen hem de yapısal olarak hem de işlevsel olarak bu desteği verdik. Burada iyi bir performans gösterdik. Yani birçok ülke aslında başlangıçta ilk 2 ayda 3 ayda bekle gör izle gör diye şeklinde bir politika izlerken biz proaktif davrandık. Bunun akabinde özellikle bakanımız, bakan yardımcılarımız bu noktada sürekli olayı yakından takip ettiler. Hatta hemen hareketliliği bakanımızın bir uçuşuyla beraber gerçekleştirdik hepiniz hatırlayacağı üzere. Bu faaliyetler tabii hem moral oldu hem de bu aksiyonları hızlı alma noktasında cesaretlendirdi hepimizi. Ama tabii kolay bir süreç değil. İnsanlar tabii sektörde işler küçülünce farklı arayışlara, farklı sektörlere yönlendi. Tabii bu insan kaynağı sivil havacılık açısından hepimizin bildiği üzere sertifikasyonun, eğitimin, bilginin üst düzeyde olduğumuz sektör. Dolayısıyla bu eksikliği tolere etmek veya gidermek dünya çapında bir sorun haline geldi. Ama bu noktada da yine hızlı aksiyonlar alındı. Bazı özel kesimleri rahatsız eden unsurlar da oldu ama bu sürekliliği sağlamak adına özellikle mesela aldığımız bazı tedbirler oldu. Bizim insan kaynağımızın başka ülkeler tarafından pandemi sonrasında kullanılmasını engellemek noktasında aldığımız tedbirler oldu. Bunların da faydasını gördük. Mecburen almak durumundasınız. Almak durumunda kaldık. Ama tabii bizim bunlar pandemi sonrasındaki hızlı toparlanma sürecini sağlamak için yaptığımız tedbirlerdi. Bunlarda da başarılı olduk. Ne oldu? Sonuç olarak ne oldu? Baktığımızda işte en hareketli havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. İşte faaliyetleri en üst düzeyde yürüten havayolu şirketi Türk Hava Yolları Pegasus oldu. Yine aynı şekilde Sabiha Gökçen'de aktivite olarak en yüksek doluluklara, iniş kalkışlara da ulaştı. Bu Avrupa çapında olması çok önemli. Bunlar bize şunu gösterdi. Yani bütün ölçü zaten 2019'a göre yapılmıştı. 2019'a göre biz aslında belli noktalarda bu şeyleri ne diyelim o sınırları geçtik. Toparlanma sürecini hızlıca sağladık. Yani yeni şirketler kuruldu Rusya'dan gelen bir de böyle tabii gelişmeler orada, var. Orada tabii bunun üzerine Ukrayna krizi olunca bizim oradaki sivil havacılık olarak davranışımız ve alacağımız aksiyonlar dünya çapında etkili ve önemliydi. Burada ülkemizin duruşuna paralel olarak bizim hava sahamızın açık kalmasını yönetmek gerekiyordu. Tabii burada ambargolar bir taraftan, hava sahasının yönetilmesi bir taraftan. Çok bıçak sırtı bir evet. İş içerisinde Türkiye hem diplomatik olarak, o da tabii sivil havacılığa yansıyor. Biz burada özellikle Rusya tarafıyla da yine Batı tarafıyla da temas halinde olduk. Hemen hemen tüm sivil havacılık genel müdürleri Avrupa Birliği içerisinde beni arayarak hava sahasını kapatmıyor musunuz? Siz ne zaman kapatıyorsunuz? Gibi böyle dolaylı baskı unsurları da oldu. Fakat biz onlara söylememiz tek oldu. Bu sivil havacılık sivillerin hareketliliği için yapılan bir faaliyettir. Bunun politik, siyasi veya askeri bir amaçla yönetilmesi veya kullanılmasını doğru bulmuyoruz şeklinde bir söylevle beraber duruşumuzu da bir mantığa oturtmuş olduk. Bu da kabul gördü aslında. Çok fazla bu noktada söyleyecek bir şeyler de olamadı. Ve biz bu çizgide Rusya tarafında da bu hareketliliği dengeli bir şekilde yürüterek
Oradaki ihtiyacı da, yani orada yine içinde sivillerin bir dışarı çıkma ihtiyacı vardı. Bunları da yönettik. Tabii orada biz biliyorsunuz Rusya tarafında bizim şirketlerimiz vardı. Yani sahipleri Türk ama yapısı olarak Rusya şirketleri vardı. Bu şirketlerin ambargodan etkilenmesi dolayısıyla bunların bir arayışı oldu. Bizim de burada hızlı bir şekilde aksiyon almamız gerekti. Kendileriyle görüştük. Taleplerini dikkate aldık. Ve burada biz özellikle yeni ruhsat verme, yeni EOC verme noktasında ekibimizi hızlı şekilde motive ettik ve standartlarımızı ICAO'dan taviz vermeyecek şekilde, ICAO standartlarında olacak şekilde Bürokrasiyi hızlandırarak gece gündüz de çalışarak, yani bu arada tabii arkadaşlarımızın da emeğini ifade etmek gerekiyor. 2 ay gibi kısa sürede şartları sağlatarak bazı maddi ve burada başlangıç işte teminat ücretleri vesaire bunları biraz yumuşatarak bu süreci hızlıca yönettik ve sonucunda bunlar da aynı şekilde ki o talebe, o hareketlilik ihtiyacına cevap verir hale geldiler. Bu da aslında hem sivil havacılığımız açısından çeşitlilik anlamında bir güç oldu. Benzer çalışma genel havacılık tarafında da oldu. Hava taksiler noktasında da bir büyüme oldu. Tabii burada şu, yani pandemi öncesinde de hatırlarsanız bizim ülkemizde özellikle iş jetleri, hava taksi yapanlar noktasında fazla bir denetleme yoktu. Biz gelir gelmez ilk ay özellikle yabancı Malta tescilli, işte Avrupa'daki Lüksemburg tescilli, hava araçları sınırlarını yorlayan, sınırlarını zorlayan, İstanbul'u beyiz yapıp İstanbul Türkiye içerisinde hareket sağlayan hava taksilerin faaliyetlerini kestik. Bunları çok yakın takibe aldık. Tabii bunu yaparken turizmi ve ticareti tetikleyecek unsurlara esnekliği gösterdik. Bunun sonucunda bizim hava taksi tarafımız da güçlendi. Hava taksilerimiz hem sayılarını arttırdılar hem de faaliyetlerini arttırdılar ve çok güzel iş yapmaya başladılar. Bu da önemli bir gelişme oldu. Tabii en önemlisi de biz aslında sivil havacılıkta gelir gelmez sivil havacılığın bu pandemi sonrası dünyadaki olması gereken formunu tanımlama imkanımız oldu. Bu bize neyi gösterdi? Hepiniz hatırlarsınız. İşte eğitimlerin uzaktan verilme ihtiyacı oldu, değil mi? Dijitalleşme hayatımıza. Biraz da onlarda anlatır mısınız lütfen? Evet. Yani özellikle denetlemelerin uzaktan yapılma imkanlarının araştırılması oldu. Çünkü hareketliliğin kısıtlandığı zamanlarda nasıl davranılacağını çözmek gerekiyordu. Biz de bu noktada özellikle Mayıs ayının sonunda İstanbul'da düzenlediğimiz ki o çok büyük bir konferanstı, ICAO'nun bölgesel konferansı, yaklaşık 850 kişinin ve 140 ülkenin katıldığı bir konferans oldu ki bu ICAO İstanbul öncesi ve sonrası diye artık tarif yapacağız dedi. Çok başarılı bir konferans oldu. Bu konferansta da bunun lansmanını yaptık. Dedik ki biz yeni sivil havacılık modelini hayata geçiriyoruz ve bu modelin bir ülke içi formu var, bir de ülke dışına taşıyacak bir formu var. Ülke dışına taşıyan, ülke dışını etkileyen formu ise ICAO'nun No Country Left Behind dediği hiçbir ülke geri kalmasını destekleyecek bir yapıydı. Bunu da yine teknolojide dijitalleşme üzerinden yapacak olmamız önemli. Sizin tabii uzun yıllar TED eğitim başkanlığı yapmanız bu konuyla ilgili herhalde hocalığınız da ayrı bir şey, bir altyapı sağladı diye düşünüyorum. Yani oralar tabii bizim için POC anlamında çok faydalı oldu. Ve oradaki verdiğiniz koordinatta yüksekleri alıyor. Bunun gibi onlarca akıllı servislerimiz de olacak. Bu üç yapı, yani kurumsal dönüşüm modeli, yazılım artı akıllı servislerle beraber biz dünyada sivil havacılıkta kalıcı olacağız. Belirleyici olacağız. Türkiye'ye bir model olacak. Evet. Hem Türkiye'ye hem de Türkiye modelinin üzerinden dünya dönecek. Bunu yaptığımızda işte Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Büyük Türkiye inşa etme noktasındaki havacılık kısmını tamamlamış olacağız. Hocam çok teşekkürler. Fuar sırasında, koşturma sırasında bizlere fırsat verdiniz. Çok sağ olun. Türkiye tabii ki bir model olursa, kendi sistemini oturtursa bu her anlamda devletsel sağlığından ulaştırmasına, askeriyesine kadar bir model olunca ekonomik anlamda da büyüklük gerçekleştiriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürü Profesör Doktor Kemal Yüksel'e de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.